Merhaba değerli arkadaşım. ÖSYM tarzı sorularda beraberiz. Şimdi ne yapıyoruz? Küpteki ÖSYM tarzı sorularını çözüyoruz. Birbirinden güzel teknik, böyle görsel zekayı ilgilendiren sorular var. Hazır mıyız? Hadi bakalım. İyi dersler diliyorum ikimize de. Gelsin bu bölümün 7. ama standart ÖSYM tarzı sorularının ilk sorusuna. Şimdi bize birim küplerle ilave ediyor. Bu tamamen görsel zeka ile alakalı bir soru aslında. Birim küplerle oluşturulmuş yukarıdaki yapının üstten, önden, sağ ve soldan görünümleri çizmek isteniyor. Örneğin bu yapıya önden bakıldığında görünümü aşağıdaki kağıtta çizilmiştir diyor. Önden bakıldığında ön neresi? Ön burası. Yani iki tane buradan, iki tane de yanında, yani şunu yanına ekleyecek olursak, doğru mu? Sonuçta ne olacaktır? 4 tane yukarıya doğru çizelim bunları. 4 tane ne olacaktır? Şurada 4 tane ön cephede altta kare olacaktır. Onun üstünde ne geliyor? 2 tane var. Buradan baktığımız zaman derinlik gözükmez ve üstüne de tek bir kare gelecektir. Yani 4, 2 ve 1. 4, 2 ve 1. Hay hay. Buna göre diyor, çizilmiş bu yapının üstten görünümünün kağıda çizilmiş görüntüsü nedir? Üstten görünümü. Hemen siliyorum üstten görünümü. Bak bakalım ben burada çizmişim sana. Üstten görünümü. Üstten görünümün için neler gerekiyor? Üstten baktığımız zaman sadece buraları görebiliriz. Değil mi değerli arkadaşım? Sadece buraları görebiliriz. Yani burasını tek bir pardon, tek bir çizgi halinde 3 tane kare olarak görebiliriz. Bunu da oraya eklediğimiz zaman tek bir çizgi halinde 3 tane kare görebiliriz. Şöyle biraz daha düzelteyim. 3 tane kare görebiliriz. Aynı şekilde yandan da iki tane kare var mı? Şu üçüncü karenin, son karenin kenarında da iki tane kare çizersin yanında ve bu şekilde bir uç kısmı daha uzun olan bir Z harfine benzeyen bir şekil oluşacaktır. Üstten baktığımız zaman. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? E seçeneğidir. Geldik 8, bu bölümün ikinci ve toplamdaki 8. sorumuza. Bu da bir yönergeli bir soru aslında. Yani yönergeden kastım biraz daha böyle görsel düşünmeye gerektiren bir soru. Görsel düşüneceğiz. Yönergeleri tek tek takip edip. Aşağıdaki her türlü, her bir yüzü yeşil, sarı, mavi, kırmızı, mor ve turuncuya boyanmış. Şimdi yeşil, sarı, kırmızı, mavi, mor ve turuncu. Hay hay. Şimdi eşleştirme yapacağım. Şimdi bu şekil var karşımıza yeşil. Mavi bu tarafa gelmiş mi? O zaman bir tur aşağı kaymış değil mi? O zaman kırmızı yukarıya gelmişse aşağıda ne kalacaktır? Sarı kalmıştır, doğru mu? O zaman sarının karşısında kim var? Kırmızının karşısında sarı vardır. Kırmızıyla karşılıklı, değil mi? Sarıyla kırmızı karşılıklı. Şimdi devam ediyorum. Sarıyla kırmızıyı bulduk. Şöyle bir baktığımız zaman buradan buraya geçiş nasıl oluyor? Buradan buraya geçiş olabilmesi için bunu karşıya aşağı doğru çevirmemiz lazım. Yeşili de alta döndürmemiz lazım. Dolayısıyla burada yeşil nerede? Altta. O zaman morla da yeşil karşılıklı olacak mı? Olacak. Geriye ne kaldı? Mavinin karşısında ne kaldı? Turuncu kaldı. O zaman turuncu yüzün karşısında ne oluyor? Mavi oluyor. Bu kadar basit. Ne kadar basit değil mi? Teknik olarak bu yönergeyi uygularsak soruyu çok rahat bir şekilde çözmüş oluyoruz. Geldik 9. soruya. Şimdi hatırlayacak olursam ben küpün konu anlatımında sana çok güzel küp açılımı ile ilgili bazı teknik yöntemler verdim. Orayı lütfen iyi izlemeni istiyorum. Yani bu yöntemlerden birisi Z tekniğiydi. Diğeri de bilmiyorum hatırlıyor musun? Diğeri de birer atlama tekniğiydi. Neydi Z tekniği? Şöyle çizeyim. Şuradaki ve şuradaki yüzler birbirinin aynısı oluyordu. Değil mi? Bir de birer atlama tekniği kullanmıştık. Neydi değerli arkadaşım birer atlama tekniği? Bunun bir küp açılımı olduğunu düşünelim. 3 tane yüz olduğunu düşünelim. Birer atlama, yani bu yüzle şu birer atlayarak karşılıklı şu ifadeler karşılıklı yüz olarak birbirine gelecektir. Yani ben buradan başlayacak olursam o zaman 1 ile 3 karşılıklı farklı renkleri seçiyorum. O zaman 2 ile 5 karşılıklı. Sonrasında
4 ile de 6 birer atlıyoruz ya, 4 ile de 6 katlandığı zaman karşılıklı yüz olacak gelecek. Ya bunlar yan yüzler hatırlarsan, bu taban, bu da üst tabana gelecek. Bu buradaki kenara gelecek. Yani şu şekilde bir ifade oluşacak. Dolayısıyla aşağıdakilerden ne diyor? Getirildiğinde ikişerli olarak birbirinin karşısına gelen 4 yüz aşağıdakilerden hangisidir diyor. Biz de hepsini yazdık zaten. Bakıyoruz 1 ile 3. Tamam, 1 ile 3 burada var. 4 ile 6. 4 ile 6 burada var. Doğru. O zaman sorumuzun doğru cevabı nedir? D seçeneği. Ama tekrar ediyorum, lütfen konu anlatımında, küpün en son kısmında bu tür açılımlarla basit teknikler gösterdim. Lütfen eğer izlemediysen orayı şiddetle izlemeni tavsiye ediyorum. Çünkü bu tür sorular ÖSYM'de karşına çok gelecek. Gelelim bu bölümün son sorusuna. Şimdi yan tarafta çözüm var biliyorsun. Tek tek kod adlandırılmış. Küplerin tamamına hepsini 1, 2, 3, 4, 5 diye vermiş. Ama ben sana acizane bir yöntem söyleyeyim. Daha basit çözebileceğin diye düşünüyorum. Çizdim. Kaç tane küp var? 2 tane. Çizdim. Kaç tane küp var? 3 tane. Çizdim. Kaç tane var? 2 tane. Çizdim. 2 tane. Çizdim. 2 tane. Çizdim. 3 tane. Çizdim. 1 tane. Ve çizdim. 2 tane. Sonuçta birinci ifadede ne geldi? Toplamda bunların hepsini toplayacak olursak 17 tane geldi. Devam ediyorum değerli arkadaşım. Bu tekniği uygulamaya devam edelim. Şimdi burada iki tane var değil mi? Simetrik değil mi bu yapı? Bu yapı simetrik olduğu için ben birisini bulup 2 ile çarpacağım. Şöyle yapalım. Birisini bulup, hiç uzatmıyorum. Çizdim 2 tane. Çizdim 1 tane. Çizdim 2 tane. Çizdim 1 tane. Çiziyorum 3 tane. Çizdim 1 tane. Çizdim 2 tane. Çizdim 1 tane. O zaman burayı toplayacak olursak burası 13. Aynı şekilde burada da 13 tane var. Doğru mu? Sonuçta 26 etti. Devam ediyoruz. Hemen bir daha renk değiştireyim. Çiziyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane. Çiziyorum. 2 tane. Çiziyorum. 3 tane. Çiziyorum. 1, 2, 3, 4 tane. Bu şekilde yaparsam benim daha kolayıma geliyor. Tek tek numaranın 4 tane. Burada 1, 2, 1. Yani burada da 4 tane oldu. Toplamda kaç tane geldi? Burada da 22 tane değil mi? Topladığımız zaman 22 tane gelecek. Bunların hepsini toplayacak olursak 17 artı 26 artı 22, o da eşittir. Az önce burada topladığımız gibi 65 tane birim küp oluşacaktır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Nasıl ama? Umarım iyi anlamışsındır. Sevgili arkadaşım, standart sorulardan sonra ÖSYM tarzı soruları da bitirdik. Şimdi pekiştirme 5'te görüşmek üzere. Hoşça kal.